Şimdi arkadaşlar bu dersi şu şekilde anlatacağız. Anlatım planımız şu. Önce tanımlara yer vereceğiz. Tahkimle ilgili tanımlara yer vereceğiz. Tahkimin türlerini anlatacağız. Tahkime benzeyen kavramlar üzerinde duracağız. Tahkimin temel şartları nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Tahkimin avantaj ve dezavantajları ile ulusal ve uluslararası mevzuat üzerinde duracağız. Bugün yetiştirebildiğimiz kadar dersimiz ne kadar el verirse o kadar anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz adaletin dağıtılması, insanların arasındaki uyuşmazlıkların çözümü nedir? Bir kamu hizmeti sayılmaktadır. Dolayısıyla devletin görevi nedir? Uyuşmazlıkların çözümü, uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümü nedir? Arkadaşlar, bir kamu hizmeti olarak ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Anayasamızın 36. maddesinde ne diyor? Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hem iddia davacı olarak hem de savunma yani davalı olarak ne yapabilir arkadaşlar? Yargı yerlerinde. Peki yargı yerleri deyince niye anlayacağız? Yargı yerleri tabii ki birinci planda mahkemeler anlayacağız. Ama davacı ve davalı sıfatı olmaksızın arabuluculukta da uyuşmazlığın taraflarının kabul edildiğini görmekteyiz. Arabuluculuk da yine aynı şekilde ne olarak kabul edilmiştir? Uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak kabul edilmiştir. Bunu ilerleyen derslerde anlatacağız, arabuluculuğu. Ama tahkim de nedir? Nitelik itibariyle yargılamaya benzemektedir. Ama mahkeme dışı bir çözümdür. Yani taraflar kendi hakemlerini seçerler. Önümüzdeki haftadan itibaren anlatacağız. Ondan sonra bu tarafların seçmiş olduğu yani iddia edenle savunan tarafın seçmiş oldukları hakem veya hakemler kurulu, hakem kurulu ne yapacaktır? Uyuşmazlık hakkında karar verecektir ve bu karar taraflar açısından aynen mahkeme kararı gibi bağlayıcı nitelikte olacaktır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla bizim anayasamız bu her üç kavramı da uyuşmazlık çözüm yöntemini de ne yapmıştır? İçine almıştır. Dahil etmiştir diyebiliriz. Peki tahkim nedir diye baktığımızda arkadaşlar tahkim nedir diye baktığımızda şu tanımın yapıldığını görüyoruz kitaplarda veyahut da efendim bununla ilgili kaynak ve makalelerde. Kanunun yasaklamadığı konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların bir sözleşme veya kanun hükmü uyarınca devlet yargısına başvurulmadan, taraflarca veya kanunla doğrudan doğruya seçilmiş olan ve veya tarafların veya kanun yetki tanıdığı şahıs ve mercilerce tayin edilmiş bulunan özel kişiler yani hakemler aracılığıyla eliyle çözülmesidir. Tahkim dediğimiz kavram budur. Burada görüyorsunuz değerli arkadaşlar, burada farklı renklerle gösterdik. Onlar üzerinde duralım. Biraz sonra ayrıntısına değineceğiz. İlerleyen derslerde de daha fazla ayrıntı, detay vereceğiz. Her uyuşmazlık için tahkime gidilmez. Mesela boşanma konusu arkadaşlar bir tahkimin konusu olamaz. Neden? Çünkü boşanma davası ancak ve ancak mahkemede açılır. Boşanma kararı ancak mahkemede verilir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla kanunun yasaklamadığı konularda olması gerekir tahkim. Uyuşmaz, anlaşmazlığınız var birisi veyahut da bir iş işçi işveren alacağı mesela. Bununla ilgili nereye başvurabilirsiniz? Tahkim yoluna başvurabilirsiniz. Tabii genel bir tanım. İkinci unsuruna baktığımızda taraflar arasında doğmuş veya doğacak
anlaşmazlıkların diyor. Yani taraflar ortaya çıkmış uyuşmazlık için şöyle diyebilirler. Ya bir tahkime gidelim, mahkemede boşu boşuna vakit kaybetmeyelim diye arkadaşlar tahkime gidip aralarındaki uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesini isteyebilirler. Veyahut da daha henüz hiç uyuşmazlık ortaya çıkmadan ne diyebilirler? Biz aramızda ileride ortaya çıkabilecek ticari uyuşmazlıkları ne yapalım? Hakem eliyle, tahkim yoluyla çözelim diyebilirler. Anlatabildim mi arkadaşlar? Demek ki hem doğmuş hem de doğacak uyuşmazlıklar tahkime götürülebilecek. Bir de arkadaşlar, tahkim kelimesi yolu ifade ediyor. Tahkim yolu. Yani yargı diyoruz ya, yargı gibi yolu ifade eder tahkim. Hakem ise uyuşmazlığı çözecek olan kişileri ifade eder. O da kimdir? Mahkemedeki hakimlerin yerine geçen kişidir. Hakim gibi hareket edip uyuşmazlığı inceleyip kararı veren kişidir. Dolayısıyla arkadaşlar tahkim dediğimiz zaman yargı gibi anlayacağız. Hakem dediğimiz zaman veya hakem heyeti dediğimiz zaman mahkemedeki hakimler gibi hareket edip uyuşmazlığı çözen kişileri anlayacağız. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Üçüncü unsura baktığımızda bir sözleşme veya kanun hükmü uyarınca devlet yargısına başvurulmadan bir sözleşme veya kanun hükmü uyarınca taraflar ne yapabilirler? Bir sözleşmede kararlaştırabilirler bunu. Veyahut da bir kanun hükmü öncelikle tahkime gidilmesini öngörüyor olabilir. Hakeme gidilmesini, öncelikle hakem yoluyla uyuşmazlığın çözülmesini öngörmüş olabilir. Bu durumda ya sözleşme gereği tahkime gidilmektedir veyahut da kanun gereği tahkime gidilmektedir. Biraz sonra söyleyeceğiz eğer vaktimiz yeterse. Mesela kamu kurumları arasında bir uyuşmazlık çıktığı zaman, buyurun, bir uyuşmazlık çıktığı zaman bu uyuşmazlık, anlaşmazlık mahkeme eliyle çözülmez değerli arkadaşlar. Ne yoluyla çözülür? Hakeme gidilir. Bakın bu neyin gereği hakeme gidiliyor? Kanun hükmü gereği hakeme gidiliyor. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Veya biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi taraflar bir sözleşme yaparlar. Mesela bir ticari alım-satım sözleşmesi yaparlar. Ve bu sözleşmeye bir madde koyarlar, bir hüküm koyarlar. Derler ki bu aramızdaki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkları biz hakem eliyle, tahkim yoluyla çözelim diye kararlaştırırlarsa o zaman bu tahkime gidiş ne gereği olmuş olur? Sözleşme gereği gerçekleşmiş olur. Anladık mı değerli arkadaşlar? Evet, devlet yargısına başvurulmadan. Devlet yargısı. Devlet yargısı değil bu. Özel bir yol. Özel bir yol. Şimdi belki aklınıza şöyle bir husus gelebilir. Allah Allah. Yani aramızdaki uyuşmazlığı çözmek için böyle bir yol var mıydı? Yani özel kişiler acaba adil davranabilir mi? Efendim işte gerçekten karar verebilir mi? Verdikleri karar mahkeme kararı gibi etkili olur mu diye düşündüğümüzde arkadaşlar işte bizim hukuk sistemimiz bununla ilgili çerçeveyi çizmiştir. Bununla ilgili HMK'da arkadaşlar ne yapmıştır? 407 ila 444. maddeler arasında hakemlik yolunu, tahkim yolunu düzenlemiştir. Yine milletler arası tahkim kanununu çıkarmıştır. Yabancı unsurlu yani uyuşmazlığın içinde başka bir devletin vatandaşını veya başka bir devleti ilgilendiren bir husus söz konusu olduğunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözüm yolunu arkadaşlar düzenlemiştir. Milletler arası tahkim kanunuyla. Ve hakemler orada arkadaşlar her ne kadar bir kişidir, özel bir kişidir
Ama verdikleri kararlar mahkeme kararı gibi ne yapılacaktır? İcra edilecektir, uygulanacak. Anladık mı değerli arkadaşlar? Evet, peki hakemler nasıl atanır, görevlendirilir? Bunu genel olarak söylüyoruz tabii ki, bu tanım sadece. Taraflarca veya kanunla doğrudan doğruya seçilmiş olan, ya taraflarca seçilir veya kanun belirler hakemleri veya tarafların veya kanunun yetki tanıdığı şahıs veya mercilerce tayin edilen. Ne demek bu? Bazen de şöyle diyebilirler taraflar. Tarafsızlığını sağlamak için, tarafsızlığı sağlamak için. Ya biz ikimiz de seçmeyelim, şu kişi seçsin, şu kurum seçsin diyebilirler hakemi. Anlatabildim mi? Veyahut da kanunun yetki tanıdığı kişiler hakemi atayabilir. Mesela yine ilerleyen derslerde söyleyeceğiz. Taraflar atayamazlarsa bazı kurum veyahut da kişilerin veyahut da efendim mahkemenin hakem ataması söz konusu olacaktır. İlerleyen derslerde bunlardan bahsedeceğiz. Evet, konuyu anladık değil mi arkadaşlar? Yani şeye gitmeden, devlet yargısına gitmeden taraflar aralarında doğmuş olan veya doğacak olan uyuşmazlıkları kendilerinin veyahut da benimsemiş olduğu yöntemle seçilen hakemler eliyle uyuşmazlığın çözülmesini, hakem eliyle çözülmesini benimsemiş olabilirler. İşte bu yola ne diyoruz biz? Tahkim diyoruz. Arkadaşlar, tahkimin çeşitleri var. Tahkimin çeşitleri var. Ulusal tahkim diyoruz, uluslararası tahkim, geçici tahkim veyahut da kurumsal tahkim, ticari tahkim veya yatırım tahkimi, zorunlu tahkim veya isteğe bağlı, iradi, ihtiyari dediğimiz tahkim yolları var, türleri var. Şimdi arkadaşlar, bu türleri biraz daha yakından tanıyalım. Ulusal tahkim deyince ne anlayacağız? Arkadaşlar, ulusal tahkimi kanundaki ifadeden tanımını okuyalım. HMK, duydunuz değil mi arkadaşlar usul dersinde? HMK 407. maddesinde şöyle diyor. Bu kısımda yer alan hükümler 2001 tarihli 4686 sayılı Milletler Arası Tahkim Kanunu'nun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. O halde ulusal tahkim deyince ne anlayacağız biz? Şu kırmızıyla uzaktan biraz şey gözüküyor ama silik gözüküyor. Yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar. Ha, demek ki ulusal tahkim bu. Yabancılık unsuru içermeyecek. Bir, iki, tahkim yeri Türkiye olacak. Bu tür tahkime biz ne diyormuşuz? Ulusal tahkim diyormuşuz. Peki, hemen bir parantez açayım burada. Benim başvurulan tahkim yolunu ulusal tahkim veya uluslararası tahkim, ticari tahkim, yatırım tahkimi diye ayırt etmemin, ayırmamın bir sonucu var mı? Evet, var arkadaşlar. Çünkü ulusal tahkimin tabi olduğu kanun ayrıdır. Uluslararası tahkimin tabi olduğu kanun ayrıdır. Veya efendim biraz sonra söyleyeceğiz. Ad hoc tahkim, yani geçici tahkimin uygulandığı prosedür farklıdır. Kurumsal tahkimin uygulandığı, kurumsal tahkimde uygulanan prosedürler farklı olabilir. Onun için bu ayrımların önemi bulunmaktadır. Evet, burada yabancılık unsuruna biraz değinelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlarımız, adın neydi? Çağrı. Mazlum ile Çağrı arasında bir uyuşmazlık çıktığında bu arkadaşlar diyelim ki aralarındaki uyuşmazlığı mahkeme eliyle değil de tahkim yoluyla çözmek isterlerse o zaman burada bir ulusal tahkim söz konusu. Neden? Yabancılık unsuru içermiyor. Borç ilişkisi, ticari ilişki tamamen nedir?
arkadaşlar aynı Türk vatandaşları arasındaki ilişki. Her ikisi de Türk vatandaşı. Efendim, hukuki ilişkinin mesela malın teslim edileceği yer yabancı bir ülke değil. Dolayısıyla burada ne söz konusudur? Yabancılık unsuru söz konusu değildir. Tahkim yeri Türkiye. Yani gidip de Atina'da veyahut da efendim Bağdat'ta, Londra'da, Paris'te çözülsün diye tahkim yeri belirlenmemiş. Nerede belirlenmiş atıyorum? Isparta, Ankara, Antalya, İstanbul denmişse o zaman bu ne söz konusu? Ulusal tahkim söz konusu. Anladık mı değerli arkadaşlar? Evet. Peki uluslararası tahkim nedir diye baktığımızda arkadaşlar uluslararası tahkimde ulusal tahkimin birazcık tersi gibi. Nasıl? Hem yabancılık unsuru içerecek ondan sonra ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği. Şimdi arkadaşlar burada bir ayırıma gitmemiz gerekiyor. Uluslararası tahkim kavramından ne anladığımızı belirtmek için. Şimdi tersinden söyleyelim. Yabancılık unsuru bulunan ve tahkim yerinin Türkiye dışında bir yer olarak belirlendiği tahkim yolu nedir? Uluslararası tahkimdir. Bunda hiçbir şüphe yok. Ancak yabancılık unsuru içerip de tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar için biraz önce söyledim, millet arası tahkim kanunu çıkarılmış. Dolayısıyla biz uluslararası tahkim kavramını hem yabancılık unsuru içerip yabancı bir yerde verilmiş olan hakemlikler içinde söylüyoruz. Hem de yabancılık unsuru içerip de tahkim yeri olarak Türkiye olarak gösterilen hakemlikleri de tahkimi de ne olarak ifade ediyoruz? Uluslararası tahkim olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu söylediğimi anladık mı arkadaşlar? Yani uluslararası tahkim deyince biraz böyle üzerinde ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Yabancılık unsuru mutlaka içerecek. Yabancılık unsuru içermesi ama tek başına yeterli değil. Eğer tahkim yeri Türkiye değilse buna yine uluslararası tahkim diyoruz. Tahkim yeri Türkiye olarak belirlenmiş ise ama yabancılık unsuru varsa buna da uluslararası tahkim diyoruz. Bu konuda ne uygulanacaktır? Milletler Arası Tahkim Kanunu uygulanacaktır. Bunun dışında uluslararası antlaşmalarla kurulmuş olan tahkim merkezleri de veya bunun süreçleri de yine uluslararası tahkim olarak adlandırılmaktadır. Biraz önceki söylemiş olduğum uluslararası bir antlaşmaya dayanmamakla birlikte yabancı bir ülkede verilmiş olan hakem kararları da yine nedir arkadaşlar? Uluslararası tahkim olarak belirlenmiş olacaktır. Evet, burada bir yanlışlık mı var? Yabancılık unsuru içermeyen tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği. Bu uyuşmazlık ulusal uyuşmazlık. Şu ilk satır arkadaşlar ulusal tahkim. Böyle diyelim. Yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlık nedir arkadaşlar? Ulusal tahkim. Ondan sonra yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği bu uluslararası tahkim. Ondan sonra şöyle diyelim arkadaşlar. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye dışı. Evet.
Oldu mu? Evet. Şimdi bir yanlış anlaşılmasın. O halde özetliyorum. Şimdi hatta şunu kaldırabiliriz. Yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği. Bunu kaldırabiliriz. Yabancılık unsuru taşıyacak ve tahkim yeri Türkiye olarak belirlenmişse millet arası tahkim kanununa tabidir ve bu uluslararası tahkimdir. Yabancılık unsuru taşıyıp tahkim yeri yabancı bir ülke ise bu zaten yine uluslararası tahkimdir. Uluslararası antlaşmalarla kurulmuş tahkim merkezleri, biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Mesela ICSID dediğimiz bir tahkim merkezi var. Devletlerle yabancı yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözüldüğü. Onların uygulamış olduğu süreçler uluslararası tahkimdir. Uluslararası antlaşmaya dayanmamakla birlikte yabancı bir ülkede verilmiş olan hakem kararları, bu da uluslararası bir tahkim olarak karşımıza çıkıyor. Evet, var mı endişe, tereddüt, anlaşılmayan bir husus? Yok. Şimdi sizin kafanızı karıştıran şeyi ben biliyorum aslında. Birincisi var ya arkadaşlar, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendi. Yani hem tahkim yeri Türkiye, sırf yabancılık unsuru taşıyınca niye uluslararası tahkim ifadesini kullanıyoruz diye düşünebilirsiniz. Evet, o öyle düşünmekte haklısınız. Bunu da bizim milletler arası tahkim kanunundan kaynaklanan bir durum bu. Yani milletler arası tahkim kanunumuz yabancılık unsuru içerip de tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim sürecini kendi bu kanuna tabi tutmak için ne yapmıştır? Böyle bir belirleme yapmıştır. Oysa aslında bizim uluslararası tahkimden anladığımız husus nedir arkadaşlar? Yabancı bir ülkede verilmiş olan veyahut da uluslararası nitelik arz eden, yabancılık unsuru taşıyan ve yabancı ülkelerde verilmiş olan veya yabancı işte uluslararası sözleşmelerle kurulmuş olan tahkim merkezlerinde verilmiş olan neleri ifade ediyoruz? Tahkim kararlarını ifade etmek için kullanıyoruz. Normalde öyle olması gerekirken, yani son 3 unsur için, 3 durum için kullanmamız gerekirken, birinci durumda ne olarak ifade ediliyor? Uluslararası tahkim olarak ifade ediliyor. Evet. Ara verelim mi yoksa devam edelim mi? Yoruldunuz mu? Ara verelim diyenler, vermeyelim diyenler. Peki. Ara veriyorum. Bir 10 dakika. Evet. Değerli arkadaşlar, uluslararası tahkim konusundaki terimi biraz önce söyledik. Demek ki kanunumuz, bizim milletler arası tahkim kanunumuz, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olduğu uyuşmazlıklar için milletler arası tahkim kavramını kullanıyor. Ama bunun dışında diğer kavramlar için, diğer hakem kararları için, tahkim kararları için ise milletler arası özel hukuk kanunumuza tabi. Yani onlar yabancı bir hakem kararı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu da uluslararası tahkim kavramı içerisinde olduğunu ifade ettik. Devletlerin çoğu arkadaşlar yabancılık unsuru taşıyıp da kendi ülkesinde kendi ülkesinin tahkim yeri olarak gösterildiği uyuşmazlıklar için genellikle kanun çıkarmıştır. Bizim Türkiye'de de milletler arası tahkim kanunu çıkarılmıştır. Bu tahkim kanunu tahkim sözleşmesinin geçerlik şartlarını, tahkim itirazını, tahkim ile mahkemeler arasındaki ilişkiyi, yerel mahkemelerin tahkim sürecine katkısını, tahkimin usul ve esaslarını veyahut da efendim kararın şekil ve maddi kapsamını, karara karşı başvuru yolları gibi hususları ne yapıyor? Düzenliyor. Yani yabancılık unsuru taşıyıp da tahkim yerinin kendi ülkesi olarak gösterildiği durumlarda devletler bu
tahkim sürecinin belirli usullerde, yöntemlerde, belirli şekillerde gerçekleşmesini sağlamak için ne yapmışlardır? Genellikle kanun çıkarmışlardır. Dolayısıyla bizim ülkemizde de buna ilişkin kanun vardır. Arkadaşlar, hem ulusal tahkimde hem de uluslararası tahkimde arkadaşlar geçici tahkim ve sürekli tahkim diye bir ne yapabiliriz? Ayırımı da ifade edebiliriz. Ne demek bu? Şu demek. Diyelim ki biraz önceki örnekte mazlum ile çağrı arasındaki uyuşmazlığı sadece bir defaya mahsus bir hakem veya hakem kurulu belirleyip de çözerlerse buna hakem, geçici tahkim diyoruz. Geçici tahkim. Ama gidip de aralarındaki uyuşmazlığı mesela arkadaşlar İstanbul Tahkim Merkezi'nde çözerlerse o zaman burada bir sürekli tahkim var. Neden? Çünkü İstanbul Tahkim Merkezi bir sürekli tahkim hizmeti vermektedir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla buna ne yapıyoruz? Bu şekilde de çözülebilir. Tek bir uyuşmazlık için, tek bir olay için ne belirlenebiliyor? Hakem veya hakem kurulu belirlenebiliyor. Demek ki arkadaşlar ikisi de mümkün. İkisinin verdiği kararlar arasında da hiçbir fark yoktur arkadaşlar. İkisi de geçerlidir. İkisi de hukuk düzeni içerisindedir. İkisi de bizim kanunumuz anlamında hem MTK anlamında hem de HMK anlamında geçerli bir tahkim kararıdır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Demek ki tarafların herhangi bir tahkim kurumuna tabi olmaksızın hakem veya hakem heyetini oluşturdukları ve tahkim usulünü belirledikleri tahkim türü olan ad hoc diyoruz. Yabancı şeyiyle kavramıyla yerleştiği için ad hoc tahkimde hakem veya hakem heyeti tarafların anlaşmasıyla veya sadece o taraflar arasında somut uyuşmazlığı çözmek için geçici olarak belirlenir. Demek ki arkadaşlar buna geçici tahkim adını veriyoruz. Ama sürekli tahkim veya kurumsal tahkim dediğimiz tahkimde ise ne söz konusu? Bir kurum var. İTOTAM mesela İstanbul Tahkim Merkezi, pardon İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi var. Ondan sonra İstanbul Tahkim Merkezi var. Londra Tahkim Merkezi var. Paris Tahkim Merkezi var. Biraz sonra veya işte önümüzdeki hafta anlatacağız. Buralar ise kurumsal nitelikte tahkim hizmeti veriyorlar. Uyuşmazlığa düşmüş olan taraflara. Bunlar eliyle verilmiş olan tahkim kararları için biz ne diyoruz? Kurumsal tahkim kararı diyoruz. Veya sürekli tahkim kararı da denilebiliyor. Kurumsal tahkim. Gördüğünüz gibi örnekler var. Bakın Milletler Arası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi var. Efendim Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi var. Veyahut da uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için merkezi arkadaşlar Washington'da bulunan bir tahkim merkezi var. ICSID diye ifade ediyoruz. Devlet ile yabancı yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan bir merkez arkadaşlar. Buralar hepsi neymiş demek ki? Kurumsal tahkim. Türkiye'de de 3 tane bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar tahkim merkezi var. Bunun dışında tabii özel olarak kurulmuş, şehir merkezlerinde kurulmuş tahkim merkezlerinde görmek mümkün. Arkadaşlar işte uluslararası antlaşmalarla kurulmuş olan tahkim merkezlerine de örnekler veriyoruz. Mesela biraz önceki o ICSID'i verdik. Ondan sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın kurmuş olduğu, WIPO'nun kurmuş olduğu mesela tahkim ve arabuluculuk merkezi var. İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi var. Geçen yıl kuruldu arkadaşlar, 2020 yılında. Buyurun. Şeyleri vereceğim arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Bugün notları sisteme yükleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Aynı zamanda İktisat Fakültesi'nde fotokopi şeyi var ya arkadaşlar, bürosu. Oraya da göndereceğim. Oradan da fiziki olarak alabilirsiniz. Tamam mı? Oradan bizim hukuk fakültesinde maalesef fotokopi şeyi yok.
merkezi yok. Onun için oraya bırakıyorum. Oradan da alabilirsiniz. Tamam mı? Yani kaçırdık demeyin yani size. Hepsini vereceğim. Hatta ilerleyen bütün anlatacaklarımı da hepsini sisteme yükleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Tabii. Hepsini tek bir kitapçıkta alabilirsiniz. Evet. Veyahut da daimi tahkim mahkemesi diye arkadaşlar kurumsal tahkim örnekleri var. Hiçbir uluslararası antlaşmaya dayanmayan kurumsal tahkimler de var. İşte Milletler Arası Ticaret Odası Tahkim Merkezi, ondan sonra efendim Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi veyahut da işte İstanbul Tahkim Merkezi. Bunlar nedir arkadaşlar? Uluslararası antlaşma ile kurulmamış ama ya devlet kurmuş veyahut da işte mesela ticaret odaları kurmuş, meslek erbabı olan kurumlar kurmuş mesela. Onun için bunlar kurumsal olarak tahkim hizmeti vermektedirler. Evet arkadaşlar, burada bir parantez açalım. Niye tahkime insanlar başvursunlar diye belki ilk önce onu izah etmek gerekirdi. Şundan dolayı arkadaşlar, biliyorsunuz mahkemelerde iş yükü çok ağır. Onun için davalar çok uzun sürüyor. Bu nedenle tahkime giderlerse insanlar göreceli olarak mahkemelere göre daha kısa sürede uyuşmazlıklar çözümleniyor, bu bir. İki, ondan sonra taraflar arkadaşlar süreci belirleyebiliyorlar. Yani usul kurallarını taraflar belirleyebiliyor. Oysa mahkemede usul kuralları ne ile belirlenmiştir? Kanunla belirlenmiştir. Yani onun dışına çıkmaları mümkün değildir. Üçüncüsü, mahkemeler biliyorsunuz arkadaşlar aksi kararlaştırılmadığı müddetçe mahkeme süreçleri alenidir. Yani dışarıdan bir kişi ne yapabilir? Mahkemede duruşmayı dinleyebilir. Tabii mübaşirler izin verirse tabii. Öyle bir sıkıntı oluyor bazen. Oysa biliyorsunuz ticari, özellikle ticari uyuşmazlıklarda tacirler ne yapmak istemezler? Ticari sırlarını böyle ulu orta herkesin dinlemesini, herkesin bilmesini istemezler. Dolayısıyla arkadaşlar tacirler için, ticari uyuşmazlıklar için özellikle ne daha elverişlidir? Tahkim daha elverişlidir. Neden? Çünkü gizlidir. Kim görür? İşte davacı, davalı ve onun işte başvurdukları avukatı veyahut da efendim diğer bilir kişiye vesaireye başvurmuşlar ise onlar bilir. Onun dışındaki kişilerin bu hakemlik sürecini, tahkim sürecini izlemeleri mümkün değildir. Dolayısıyla gizliliği sağladığından dolayı arkadaşlar tahkim nedir? Tercih edilebilir, tercih edilme sebebidir gizlilik. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunun dışında başka mahkeme süreçleri uzadığı için tacirlerin özellikle ticari ilişkilerde veyahut da hayatta daha çok kayıplar yaşanabilir. Onun için göreceli olarak mahkeme süreçlerine göre tahkim nedir? Daha ucuzdur denilebilecektir. Ondan sonra bir de arkadaşlar tabii ki sürece kimler hakim? Taraflar hakim. Neticede hakemlik sürecinde taraflar ne yapabilirler? Anlaşarak süreci yönlendirebilirler. Ama mahkemede böyle bir imkan var mı? Mahkemede böyle bir imkan yok. Davayı açtığın zaman artık tamamen bütün kontrol kime geçiyor? Mahkemeye geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar insanlar neyi tercih edebilirler demek ki? Tahkim sürecini, tahkim yolunu tercih edebilirler. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Evet, bir diğer ayrım ticari tahkim, yatırım tahkimi ayrımı. Aslında bu ayrımın çok aşırı bir önemi yok ama sonuçları itibariyle bazı noktalarda önemi var. Hangi açıdan? Mesela yatırım tahkiminde arkadaşlar mesela exit dediğimiz bir tarafta devlet var, diğer tarafta yatırımcı var, yabancı yatırımcı.
Örnek verelim. Mesela Türkiye'de ne söz konusu? İşte baraj yapılacak. Veyahut da biliyorsunuz nükleer santral yapılıyor Türkiye'de. İki tane. Birisi Mersin'e, birisi Sinop'a. Birisi işte Japon firması almış. Birisi Rus, değil mi? Mersin'i Rus yapıyor, Rusya yapıyor. Ondan sonra işte öteki Sinop ise Sinop'taki nükleer santralı işte Japon firma yapıyor. Peki bu uyuşmazlıkta eğer bir uyuşmazlık çıkarsa yatırımda mesela paralar zamanında ödenmedi veyahut da yabancı yatırımcı sözleşmede kararlaştırdığı gibi diyelim ki malı teslim etmedi. Bu durumda bir uyuşmazlık çıktı. Bu uyuşmazlığı nasıl çözecek arkadaşlar? İşte tahkime götürecek. Tahkim. Uluslararası tahkime götürecek. İşte yatırım tahkimi. Oysa ticari tahkim daha basit, daha kolay buna nispeten. Neden? Çünkü iki tarafta tacir, iki tarafta şirket veya bir taraf şirket, diğer taraf sadece özel kişi bir tacir. Dolayısıyla arkadaşlar ikisi arasında da ne söz konusu olabiliyor? Farklılıklar olabiliyor. Yani ticari tahkimle yatırım tahkimi arasında farklılıklar olabiliyor. Gelelim arkadaşlar son ayırıma. İhtiyari tahkimle zorunlu tahkim ayrımına. Arkadaşlar ihtiyari kelimesi ne demektir? İhtiyari iradi kişinin isteğiyle ortaya çıkan tahkim. Diğeri ise zorunlu tahkim. Adı üzerinde arkadaşlar eğer bir kanun öngörüyorsa tahkime başvurmayı veyahut da bir sözleşme öngörüyorsa o zaman ne söz konusudur? Zorunlu tahkim söz konusudur. Oysa tahkim niteliği itibariyle nedir arkadaşlar? İhtiyaridir. Yani devlet seni zorla illaki tahkime gideceksin demez. Çok nadir istisnalar vardır illaki tahkime gideceksin dediği. Ondan da yeri geldikçe bahsedeceğiz. Anlatabildim mi değerli arkadaşlar? Ayrımını arkadaşlar ihtiyari tahkimde, işte daha doğrusu şöyle diyelim, kural olarak ihtiyari tahkim ihtiyari niteliktedir. Yani bir kanun veyahut da efendim bir sözleşme, yani uluslararası sözleşme tahkime gidilmesi gerektiğini öngörmediği müddetçe ne söz konusudur? İhtiyaridir. Taraflar ister tahkime götürürler uyuşmazlığını, ister mahkemeye götürürler. Yani illaki tahkime gideceksin diye bir dayatma söz konusu değildir. Arkadaşlar, tahkim bir alternatif çözüm yoludur. Yani mahkeme uzun sürecek, pahalı, işte sürece hakim olmak vesaire gibi sebeplerle diyorsun ki sen ya mahkemeye gidip böyle sorunlar yaşamaktansa ikimiz birlikte seçelim hakemimizi, hakemin verdiği kararı ikimiz de razı olalım. Böylelikle işimiz daha kolay çözülsün. Zamandan kazanalım, paradan kazanalım, süreçten kazanalım diyorsanız arkadaşlar buna ne diyoruz? Demek ki ihtiyari tahkim adını veriyoruz. Buyurun. Evet. Şimdi çok güzel bir soru. Arkadaşlar arabuluculukta kararı taraflar verir. Oysa tahkimde kararı kim verir? Hakem veya hakem kurulu verir. Yani tahkim süreci aynen bir mahkeme gibidir. Yani bir taraf ağlar, bir taraf sevinir. Oysa arabuluculukta genellikle öyle olmaz. Arabuluculukta her iki taraf sevinir veya her iki taraf sevinemez. Neden? Çünkü neticede orada her ikisi kendi iradesiyle belirli şeyleri kabullenmiştir. Ama tahkime gidip de davayı kaybedersen aynen mahkemede kaybetmiş gibi bir sonuçla karşılaşırsın. Tamam mı? Böyle bir durum söz konusu. Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ediyorum. İhtiyari tahkimi anladık mı arkadaşlar? Demek ki kural olarak
tahkim süreci ihtiyaridir. Zorun bazı hallerde nedir arkadaşlar? Kanunumuz veya kanunlar veya sözleşme ne yapmıştır? Hakeme gitmeyi öngörmüştür. Örnekler arkadaşlar. Mesela 1938 tarihli bir kanun var. Burada diyor ki kamu kurumları arasında bir uyuşmazlık çıkarsa bu uyuşmazlık mahkemede çözülmez. Ne olur? Hakemde çözülür. Hakem kimdir? Hakemi de arkadaşlar ya Cumhurbaşkanı belirler şimdiki artık yeni sistemde ya da duruma göre kurumların çeşidine göre valilikler belirler. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü hakemlik yoluyla çözülür. Başka sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu. Burada biliyorsunuz bunlar toplu iş sözleşmesi yapıyorlar sendikalarla işverenler veya işveren sendikaları. Bu durumda eğer anlaşma sağlayamazlarsa nereye gitmek zorundalar? Hakeme gitmek. Hakemin verdiği karar ama kesindir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın burada da yani oturup pazarlık yapın, devam edin demiyor. Ne yapın? Belirli bir süre görüşün, anlaşamazsanız hakem karar versin diyor. Başka tüketicinin korunması hakkındaki kanun. 11.300 liranın, 11.300 küsür liranın altındaki uyuşmazlıklar için nereye gitmek zorundasınız arkadaşlar? Hakem heyetine. İllerde veya ilçelerde kurulmuş hakem heyetleri vardır. Oraya vermek zorundasınız. Oraya başvurmak zorundasınız. Anlatabildim mi? Mesela orada arabuluculuğa başvuramıyorsunuz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Veya sigortacılık kanununda arkadaşlar zorunlu trafik sigortası ile ilgili tahkim sigorta komisyonu var. Bu tahkim komisyonuna başvuru nedir arkadaşlar? Kanunun 30. maddesinde, sigortacılık kanununun 30. maddesinde öngörülmüştür. Dolayısıyla arkadaşlar kanunumuz böyle bir zorunlu olarak tahkime başvuruyu öngörmemiş ise o zaman ne söz konusudur? Tahkim süreci ihtiyaridir. Anladık mı arkadaşlar? Peki var mı soru arkadaşlar? Burada keselim. Ondan sonra önümüzdeki hafta tahkime benzeyen kavramlardan diğer konuları anlatalım. Birinci slayt önümüzdeki hafta bitmiş olacak.